Herkese merhaba arkadaşlar, ben İrfan. Bugün Pokemon Go için bir video yapacağım. Bir Pokestop yapacağız. Ama değişik bir Pokestop olacak bu. Pokemon Go severler için bilgisayarına arka plan olarak yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bir yeni bir şey açalım. Belge açalım. 1920'ye 1080. Pokeball'ın ismini. Buradaki görseli alıp buraya atalım ve bunu kapatalım. Bununla da işimiz kalmadı. Tamam. Şunu BG diyeyim. Birazcık görselimizi küçültelim. Bakalım. Tamam. Şimdi CTRL-C ile bunu çoğaltıyorum. Ya şu görseli aslında açıklama kısmına da koyabilirim. İsteyen istediği sevdiği bir Pokemon'a özel kendisi de tasarlayabilir. Unutmazsam eğer koyacağım açıklamaya bu görseli. İnternetten de bulabilirsiniz. Glass Ball yazarak bulabilirsiniz. Şimdi her neyse olayımıza geri dönelim. W veya şurada hızlı seçim aracı var. Bununla seçiyorum bu topu. Şöyle her tarafını seçelim. Tamam. Birazcık yamuk mu oldu? Yok. Burası yokmuş ya. Heh. Tamam. Seçtikten sonra şurada maske aracımız var. Katman maskesi ekle. Buna tıklıyorum. Şöyle katman maskesini ekledi. Tabii şurada tırtıklar falan var. Bunları maskeyi iyileştir diyorum. Şöyle birazcık yana çekeyim. Şöyle birazcık düzeltelim. Tamamdır. Şimdi şu görselimi birazcık daha büyüteyim. Şimdi CTRL'ye basıp şu maskeyi seçiyorum. Yani şu alanı seçiyorum. Tabii bu katman seçili olacak. Burada düzen, dolgu diyorum. Şurada içeriye uygun. Tamam diyorum. Şöyle görüntü oldu. Şimdi bunu çoğaltıyorum. Ups. Burada katman maskesini uygula. Yani katmanla resmi birleştirecek. Şu şekilde. Şimdi bunu bir tane daha çoğaltalım. Şu pen tool'u seçiyorum. Yani Pokestop'u hani üst tarafı kırmızı, ortası siyah, altı beyaz diye geliyor. Şu alt beyaz kısmı, yani açıldığı kısmı yapıyoruz şu an. Şuradan tutalım şunu. Neresi? Tam burada. Birazcık daha dışarıdan alalım. Aynen. Şöyle getirelim. Şuradan seçip tamam. Şimdi sağ tıklıyorum. Seçim yap diyorum. Yarıçap 1 olarak kalsın. Tamamdır. Şimdi şu ortasında düğme gibi bir şey var. Onu da yapmam lazım. Şuradan oval işaretleme aracını seçiyorum. Yani tabii bu böyle olması için şuradaki ayarı seçmeniz lazım. Şöyle yaparsınız yeniden seçer. Yani bu ekleme gibi düşün. Şu zaten artı işareti var üzerinde görüyorsunuz. Şu birazcık üst tarafı ufak kaldı. Tamam. Buna da bir katman maskesi oluşturuyorum. Şu alttaki şu resmimize çift tıklıyorum.
Bu siyah demiştim ya size. Şimdi siyah yapacağız onu. Renk kaplama diyorum. Ups. Aynen. Şimdi renk kaplama diyelim. Tabii yanlış yaptım çünkü renkler tersmiş. Bu CTRL-I ile şunu değiştiriyorum. Aynen şimdi oldu. Buradan şöyle mat böyle petrol rengi tarzında. Aynen. Tamam dedikten sonra CTRL-T'ye basıyorum. Çünkü şu birazcık içte oluyor. Şunu birazcık küçültmem lazım. Da neden burası böyle oldu? Ha. Şöyle yaparız. Sıkıntı yok. Tamamdır. Bunu birazcık küçültelim. Tamam. Birazcık daha küçültebilirim aslında. Tamamdır. Şimdi buraya yeni bir katman oluşturuyorum. Şurası boş kalmasın. Arkası da var bunun sonuçta. Pen tool'u seçtim. Tam şu ucundan tutturalım. Nereye? Şuraya kadar. Şöyle. Getirdik. Tamam. Bunu da aynı seçim yap diyorum. Şimdi burayı boyamam lazım. Şöyle birazcık açık tonla yapalım. Şuradan seçeyim. Tamam. Şuraları boyayalım. Şuradaki ha. Şu arka plan resmini de birazcık düzeltelim. Bakalım şimdi. Tamam. Olabildiğince düzgün oldu. Şimdi hangi katmanımızda şu. Buna çift tıklıyorum. Eğim ekleyeceğiz buna. Çünkü bir kabartması var. Şuradan açımızı değiştirelim. Şu yok böyle. Birazcık şöyle alayım tam göreyim. Tamam. Şunu birazcık büyütebilirim aslında. Bakayım alt. Altı iyi ya. Aynen altı iyi. Birazcık uzağa götürelim. Şunu birazcık kısayım. Tamam. Şuraları da silmemiz lazım. Bunun için sağ tıklıyorum. Katmanları oluşturuyor. Yaptığım efekti katmanlar olarak gösteriyor. Şu beyaz olan kısım. Bu da kapalı renk siyah olan kısım. Şu silgiyi seçeyim ben bir. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Altı da silelim. Aynısını beyaz için de yapalım. Şuraları da silelim. Tamam. Yalnız şurada bunun bir düğmesi gibi bir şey oluyor. Onu da eklememiz lazım. Birazcık şöyle. Tamam. Fırçayı seçiyorum. Şöyle boyayalım. Bir daha yapacağım aynısından. Birazcık da büyük olacak. Yani CTRL-D ile bu seçimi iptal edebiliyorum. Onu da söyleyeyim. Seçemedim bir türlü ve tamam. Tekrardan fırçayı alıyorum. Birazcık düşürelim.
yarısını boyayalım. Tabii şunu efeğimizi bir kapatmamız lazım tabii. Şunları bir sileyim. Tekrardan vereceğim aynı efekti. Çünkü şu düğmeyi unuttum ben. Tamam, aynısı zaten otomatik geliyor. Sadece şunu birazcık kısmam lazım. Tamam. Tekrardan sağ tıklayıp katmanları oluştur dedim. Yine şu etrafını sileceğim. Beyaz olan kısmı. Bir de bunun siyahını da silelim. Şunu birazcık kaydıralım şöyle. Tamamdır. Birazcık şu rengi açalım ya, birazcık rengi açalım. Şu eğriler diyelim. Şu rengimizi birazcık daha canlı yapalım. Oops, fazladan koydum. Sil. Tamam. Yani taslak olarak böyle. Şimdi bir tane Pokemon'umuz var burada. Mev. Bu bayağı bir ender Pokemon'muş herhalde. Forumlarda vesaire çok gördüm bundan. Şuralarını birazcık düzeltelim Pokemon'umuzun da. Şöyle. Çok keskin geliyor, şu köşeli gibi duruyor. Onu düzeltiyorum. Tamam. Şunu alıyorum, buraya bırakıyorum. Birazcık şöyle yüzü gözüksün Pokemon'umuz. Birazcık daha yamultabilirim. Tamam. Çarpıt diyorum. Şöyle. Bir yuvarlağın içinde olduğu belli olsun diye. Tamam. Bakalım. Tamamdır. Dışarı alayım. Şimdi CTRL ile şuradaki katmanı seçiyorum. Aynısını çünkü buraya da uygulayacağım. Hatta şu fırçayla birazcık daha boyayabiliriz aslında. Oops. Siyah yapmamız lazım tabii. Temizleyelim. Düğmemizin üstünde bir silelim mi? Tamamdır. Şimdi buna da bir renk dengesi yapalım da. Şöyle. Okeydir. Bir de rengini de birazcık soluk yapalım. Oops, yanlış ekledim. Birazcık soluk bir renk. Tabii şunu silmedim. Tamam. Şimdi buna da çift tıklıyorum. Bir iç gölge diyorum buna da.
Şöyle. Ha, iç gölgemizin rengi de turkuaz olsun. Birazcık kısalım da. Hatta şuralı birazcık daha düzeltebilirim aslında ya. Şuralarını. Şimdi bunu da opaklığını düşürelim. Bir 75 yapalım. Tamamdır. Şimdi buraya bir yeni katman daha oluşturuyorum. Fırçayı seçiyorum. Bayağı bir büyütüyorum bunu. Şöyle. Tamam, rengi de böyle açık bir renk olsun. Şimdi bir tane daha açalım. Şunu da 75 yapıyorum. Bir tane daha yapalım buraya. Bu birazcık daha ufak olsun şunu. Tam şuraya. Boyutunu küçülteyim. Yine bir katmanda bir tane daha. CTRL-G ile buna da ışık diye gruplandıralım. Şunları da nereye kadar? Şuraya kadar. Bunu da Pokeball diye gruplandıralım. Tamamdır. Hatta birazcık daha kısabilirim şunu. Şu mevimiz için de şunu açıklaştır diyelim. Bir saniye. Şu birazcık yakınlaştırayım. Şu katmanımızı seçiyorum. Fırça nerede? Tamam. Fırçayla şuraları bir temizleyelim. Hatta direkt CTRL ile mevimizi seçiyorum. Şu hızlı seçim aracında burada tersine seçimi tersine çevir. Fırçayla devam. Şuraları bir temizleyelim. Tekrar CTRL ile seçiyorum. Yine bir tersine çevir dedim. Şuraları da silelim. Görmüş olduğunuz gibi çok hoş bir arka plan oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Pokemon Go oynuyorsunuz eğer. İstediğiniz bir Pokemon'u beğendiğiniz, en çok hangisinin combat power'ı yüksekse vesaire onu da koyabilirsiniz. Keyfinize göre. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.